Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kitabi programıyla daha canlı yayında karşınızdayız. Evet, malumunuz hepimiz Türk milleti olarak, Müslüman Türk milleti olarak mazlumların yanında olmayı bir şiar edinmişiz. Bunu yapabilmek için de öncelikle kendimizi koruyabilmeli, savunabilmeli ve güçlü bir devlet yapısına sahip olmalıyız. Bütün bunların başında da biz bunu yapmaya ne kadar muktediriz? Biz bunu yapabilmek için neleri biliyoruz? Neleri feda edebiliyoruz? Nasıl bir hayat tarzımız var? Bunu anlayabilmek için de biraz geçmişimize gitmek gerekiyor. Geçmiş bizim geleceğimizin aynasıdır. Sık sık oraya bakmak, oradan ibretler çıkartmak gerekiyor. Bizim tarihimiz çocuklarımıza anlatabileceğimiz liderlerle dolu. Öyle isimler var ki hayatının her bir dönemi ders kitaplarında yıllarca işlenebilecek olaylarla kurgulu. Bugün Türklerin ulu atası, büyük Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşacağız. Nasıl lider olunur? Liderliğin özellikleri neler? Bir liderin yetişme tarzı nasıl olmalı? Bütün bunları konunun uzmanı tarihçi bir dostumuzla tartışacağız, konuşacağız, sizlere aktaracağız. Zafer Bilgi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İrfan Bey. Değerli seyirciler, sosyal medya hesaplarımızdan, @irfansoyler'den sual sormak isterseniz, yorum yapmak isterseniz, bizimle paylaşırsanız sorularınızı hocamıza da yöneltebiliriz. Ve ben öncelikle şeref verdiniz. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir sembol isim. Türk tarihinin mihenk taşlarından birisi. Sadece İstanbul'u fethettiği için değil, yaptığı bütün işlerde geleceğe ışık tutan bir küçük devleti, bir imparatorluk eşiğinden atlatan, bir dünya devleti yapan bir isim. Kısa ömrüne rağmen. Osmanlı padişahları da kendisi için hep ulu atamız Fatih Mehmet Han diye bahsederlermiş. Fatih Sultan Mehmet'in biraz çocukluğundan başlayalım. Bir lider, Fatih gibi bir lider nasıl yetişir? Nasıl yetişti? Çok doğru. Şimdi İrfan Bey, öncelikle böyle büyük bir şahsiyeti andığımız için, böyle hassasiyet gösterdiğiniz için hem TV kanalının ailesine hem size teşekkür ediyorum bu hassasiyetinizden ötürü. Ayrıca şöyle başlamış olalım programa. Fatih Sultan Mehmet'i anarken bir Fatiha ruhuna seyircilerimiz göndererek başlasınlar. Şöyle diyoruz biz, Fatih deyince İstanbul'u, İstanbul deyince Fatih'i unutmamak lazım ve Fatih deyince bir Fatiha'yı da esirgememek lazım. Samiha Ayverdi'nin böyle bir sözü var, çok güzel bir sözü. İstanbul deyince Fatih'i, Fatih deyince böyle bir Fatiha'yı esirgememek gerekiyor. Bir Fatiha göndersin seyircilerimiz ruhuna inşallah, teberrüken bereket katsın diye programa. Rabbim onun gibi liderleri başımızdan eksik etmesin diyelim. Rabbim emsallerini artırsın diyelim. Evet. Onun gibi lider tabiatlı nesiller yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin diyelim. Evet. Şimdi Fatih Sultan Muhammed Han sonra Mehmet, sonra Mehmet'e dönüşmüş. Nasıl yetişti? Şimdi ben İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde okurken yaptığımız akademik çalışmalar ve daha sonra lisansüstü yine İstanbul Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalar biraz daha akademik olduğu için ağır geliyor ve insanların çok ilgisini, merakını cezbetmiyor idi. Şimdi biz dedik ki Fatih Sultan Mehmet üzerine bir çalışma yapalım, ama bu çalışmayı insanların ilgisine, merakına dönük ve gerçekten ihtiyaca binaen bir boşluğu dolduracak alanda yapalım. Onun üzerine Fatih'in çocukluğu, gençliğine yolculuk yaptık. Evet. Böyle bir eser kaleme aldık. Ve şunu gördük maalesef İrfan Bey. Kimse Fatih'in çocukluğuyla, gençliğiyle ilgili müstakil bir eser yayınlamamış, yazmamış. O boşluğu doldurma adına bu eseri yazınca biz Fatih'in o gençliğine, hatta anne karnındaki sürece kadar çocukluğuna şahitlik ettik. Ve ilginç
nüanslar, ayrıntılar gördük. Mesela? Şimdi mesela onunla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet anne karnında ince hassasiyetlerle yetiştirilmiş. Anne Alime Hüma Hatun. Kim bu? Karadeniz'de İsfendiyaroğulları diye bir beylik var. Candaroğulları diye de bilinir. Sinop, Kastamonu, Samsun, Trabzon tarafında. Bu beyliğin kızı Alime Hüma Hatun. İkinci Murat'ın oğluyla evlendiriliyor. İkinci Murat Han'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet Han. Şehzadelik döneminde, şimdi düşünün, şeyle, ikinci Murat'la evlendiriliyor annesi olacak. İkinci Murat'la Alime Hüma Hatun evlendirildikten sonra Alime Hüma Hatun'un şöyle bir hassasiyeti var. Ben Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini yaşatacak, o şehzadeyi, o lideri yetiştireceğim diye. Olay annede başlıyor. Annede başlıyor. İlginçtir. İslam medeniyetinde bunu anne karnında eğitim ilk başlar diye götüren pedagoglar var. İbn Sahun diye meşhur bir pedagog var İslam tarihinde. Hakikaten böyle otorite isimlerden biridir. O da buraya bağlıyor mesela. Diyor ki İslam medeniyetinde çocuğun yetiştirilmesi anne karnında başlar. Anne Alime Hüma Hatun diyor ki ben şehzademe karnımdayken haram lokma yemeyerek ve dualarla, Kur'an-ı Kerim'le sürekli manevi şifasını vererek anlıyor mu? Bize göre anlamıyor diye düşünüyoruz ama anne karnında bir çocuk belli bir süre sonra dışarıdan duyduğu sesleri anlar ve bu sesler onda bir kulak aşinalığı oluşturur diye düşünerek anne karnında Kur'ani bir terbiye veya o sesle böyle bir nasıl diyelim ruhunu işleme olayı anne karnında başlıyor. Haram lokma yememe hassasiyetini şöyle anlatıyor bazı kayıtlar. Diyorlar ki büyükbaş hayvanları otlatırken kendi tarlasına gelmeden önce büyükbaş hayvanların ağzına bez bağlıyor. Başka tarladan otlanmasınlar. Kendi tarlasından sadece otlanıp o kendisine ve geleceğin Fatihine şüpheli bir lokma olmasın diye böyle bir hassasiyetten bahsediyor kayıtlar. Annenin sürekli besmele ile, duayla, Kur'an'la büyütmesinin Fatih üzerindeki yansımalarını biz 3-4 yaşından sonra hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesiyle bağ kurarak anlamlandırıyoruz. Yani demek anne karnındakinin karşılığı. Bugüne kadar hep biz Fatih Sultan Mehmet'i, babası 2. Murat, Akşemseddin Han üçgeninde hep işlendi. İşte şimdi çok önemli bir mevzu. Asıl fatihleri, liderleri anneler yetiştiriyor. Çok doğru, anneler haram yedirmeyerek, helal lokmayla besleyerek, hassasiyetle ne olacağını düşünerek hareket eden anneler yetiştiriyor. Çok doğru İrfan Bey. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Batı'da bu olayın şöyle bir karşılığı da var. Hani anne karnında Kur'an-ı Kerim'i anlar mı çocuk diye biz düşünerek eleştiriyoruz. Hatta bazıları bunun anlamsız olduğunu söylüyorlar ama Batı dünyasında anne karnında çocuğa 3-4 yaşına gelene kadar bu devam ediliyor. Ama anne karnında başlanan klasik müzik dinletme. Sırf ileride 4 yaşından sonra işte bir klasik müzikle ilgili bir enstrümana başlayacaksa altyapı oluştursun diye. Yani Beethoven, Mozart, Bach dinletiyorlar. Anne karnında çocuğun rahatlaması bunu ve artık, ileride. Bunu artık günümüz pedagoglar olsun, tıbbı kabul olsun. Kabul etmek durumunda. Kabul ediyorlar kabul aslında. Ediyor. Kabul ama biz 500 yıl önce bakın. Yani 570 yıl önce bugünkü yaşanılan bu kısmı öngörüyle, ferasetle ecdadın yetiştirdiği nesillerde yaşattığına tanıklık ediyoruz. Şimdi dediniz ya yalnızca Akşemseddin değil. Tabii. Ama şöyle düşünün. Yalnızca anne de değil. Anne ile babanın verdiği ortak bir kültür var. Bir de yanında bir dadısı var. Daye Hatun diye geçiyor. Daye Hatun ortak bir isim olarak da kullanılmış. Yani dadılara, şehzade dadılara daye denilmiş. Ama şunu söyleyeyim. Daye Hatun'la annenin verdiği o manevi eğitim altyapısını oluştururken belli bir yaşa geldikten sonra 3-4 yaşından sonra babanın devreye girip yavaş yavaş yüzme, ata binicilik, atıcılık, kılıç talimi, ok talimi yaptırdığına tanıklık ediyoruz. Bunlar cihatla ilgili eğitimler ve babanın ileride mücahit olabilmesi için bu çocuğun küçük yaşta dönemin geçer akçesi olan eğitimleri verdiğine dikkat ediyoruz. Burada bir parantez açalım. Bu eğitimlerin hepsi sünnet-i seniyyedir. Evet. Avcılık sünnet-i seniyyeden almış. Yüzme oradan alınmış. Atıcılık, binicilik iyi bir Müslüman, iyi bir atıcı, iyi bir binici olmak durumunda. Niye? Cihata hazır olmak durumunda. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi olması teşvik ediliyor bütün şehzadelerde. Peygamber Efendimiz gibi ahlaklı olması anne tarafından da maya işlenerek sağlanıyor. Ve böylece yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir masanın dört ayağı gibi düşünün. Evet.
İrfan Bey, birinci ayak anne ve babanın verdiği eğitim. İkinci ayak sizin dediğiniz Akşemseddin gibi hocalardan aldığı eğitim. Ona da girelim isterseniz. Tabii ki. Devam tabii. edebiliriz. Yani tabii ki. Şimdi anne babadan aldığı eğitim genelde kaynaklarda çok bahsedilmemiş bir eğitim. Geriye doğru da çok götürme yapamamış kaynaklar. Ama babasından aldığı bu sportif aktivite ve işte askeri teknik şimdi, eğitim. Sevgili seyirciler, Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşuyoruz. Onun özelinde de nasıl lider olunur, nasıl lider oraya yetişir, bağlayacağız. Onu konuşuyoruz. Zaten özellikle Osmanlı hanedanında bütün şehzadeler, bütün ileride padişah olabilme ihtimaline karşı padişah gibi yetiştiriliyor. Yani devleti yönetebilecek kabiliyette yetiştiriliyor. Çok doğru. Bu sadece Mehmet Han için geçerli, Şehzade Mehmet için geçerli bir uygulama değil. Değil. Bütün şehzadeler aynı eğitimden, benzer eğitimden geçiyor. Buyur. Şöyle, hepsi aynı eğitimden geçiyor ama hepsi Fatih Sultan Mehmet kadar alamadığı için Fatih tabii Sultan ki. Mehmet öne yani, çıkıyor. Tabii ki. Fatih bu Sultan bir kabiliyet Mehmet'in, meselesi. Evet, çok doğru. Fatih Sultan Mehmet'in karakteri, donanımı alabilme noktasında şekillendiği için ve etrafındaki gerçekten o büyük umman dediğimiz derin hocalardan en fazla seviyede istifade edebildiği için Fatih bütün cevherler içerisinde, her biri bir cevher şehzade adaylarının, padişah adaylarının şehzadeyken yetiştiriliyor. Ama o cevherin çok iyi işlenmesi, kendi özünde de o elmas tabiatını barındırması bir süre sonra yıldızının parlamasını sağlıyor. Çok yaramaz bir çocuk muymuş? Ufakken yaramaz olduğu geçiyor kayıtlarda ama şöyle söyleyeyim. Yani İrfan Bey, burada ince bir nokta var. Fatih Sultan Mehmet'in yavaş yavaş gitmiş olalım. 3-4 yaşından sonra baba aldı. Askeri eğitimi yavaş yavaş verdi. Sporla ilgili faaliyetlere çevik, atik ve girişken bir yapıya sahip oldu. Şimdi 5'li yaşlardan sonra yavaş yavaş bir şehzadelik deneyimi yaşayabilmesi için sancağı çıkartılacak. Ve sancağın içerisinde valilerin yanında kaymakam 5 yaşından sonra başlayacak. Görecek bunu. Gördükten sonra 10'lu yaşlara doğru artık Manisa'da bir kaymakamlık nasıl oluyor? Manisa nasıl yönetiliyor? Manisa'nın sancak beyliği yanındaki hocalar eşliğinde kendisine yavaş yavaş alabildiği kadar bırakılıyor. Osmanlı İşte 5 yaşından başlıyor ki bu eğitim. 6, 7, 8, 9'lu yaşlarda. Ama bir şehzadenin yanındaki hocaları çok etkili bir şekilde onu çevriliyor. Ve babanın gözetiminde bu. Yani tamamen bir şehzadeye 10 gönderip yaşında, 11 yaşında bu işi bırakma değil. Yanında yetişmiş hocalar var. O da babasının aynı zamanda hocaları, 2. Murat Han. Onun gözetiminde şehzadelerin yavaş yavaş devlet yönetiminde tecrübe kazanması sağlanıyor. Manisa'ya gönderilecek. Manisa'ya gönderilirken yanında işte hocaları olacak. Evet. Şahabettin Paşa mesela meşhurdur. Yanında yine. İşte Akşemseddin'in daha sonra yanına gelip yine ona destek olduğu biliniyor. Şimdi bu hocalardan istifade eden bir Fatih Sultan Mehmet var. Şöyle düşünün. Bir binanın nasıl sağlamlığı temel katında gizliyse, Fatih'i yetiştiren sır da aslında o temelinde aldığı eğitimin sağlamlığında gizli. Hareketli, el avuca sığmaz ama özünde alabilecek kabiliyetle onları alıyor. Yani her çocuğun böyle birazcık haşarı tarafı olabilir gibi düşünerek Fatih'i hocaları o hareketli dönemlerinde uyarıyor. Bazen tozunu silkelerim diye Molla Yürani'nin sopasını gösterdi. Üzerine tembellik tozu birikirse bununla silkelerim dedi. Geçiyor kayıtlarda. Yani şu vardır, disiplinle eğitme olayı vardır. Bazen çocuk için disiplin de faydalıdır. Bunu da orada disipline edilmesi gerekiyor. Çünkü yanlış hareketin disiplinle sert bir şekilde gerekirse bazen işte sopa gösterilerek, yani bunun yapılmaması gerektiğinin üzerinde durularak, hassasiyetle üzerinde durulması da bir yerde Fatih'in şekillenmesini sağlıyor. Belki Fatih o hocaların sert tutumlarıyla karşılaşmasa biraz daha rahat bir şekilde büyüyecekti. Molla Gürani düşünün, Maya'yı şekillendiriyor. Babadan aldığı, anneden aldığı ikinci ayak hocaları bir yerde. Akşemseddin şekillendiriyor. Zanus Paşa yanında kendine yakın, o şekillendiriyor. Şahabettin Paşa, Saruca Paşa, bunlar A takımı. Zanus Paşa babasının da vezir-i azamı, kendi vezir-i azamı. Yanında Fatih'in yavaş yavaş yeşermesini sağlıyorlar. Düşünün ki anne tohumu attı, besledi, çiçek çıktı. Baba çiçeği birazcık daha ağaca çevirdi ama ağacın dallarının genişlemesini sağlayan da hocaları. Şimdi ikinci ayak hocalar. Hocalar da bu iyi eğitimi verince üçüncü ayak Fatih'in karakteri. Fatih bu eğitimi o kadar iyi alıyor ki üzerine de bir takım
dönemin yine çağın gerekli ilimlerini katıyor ki Fatih sıradan bir şehzadenin ötesine geçmeye başlıyor. Evet. Mesela ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi ben 12'li yaşlardaki Fatih'in defterini, çocukluk defterine denk geldim. O defterden yola çıkarak bizim bu kitap şekillendi. Evet. Fatih 12 yaşındayken Rumca öğreniyor. Rumca kimin dili? Grekçe, Yunanca, Roma'nın dili. Roma gibi bir devlete talip, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Ben orayı alacağım, onun dilini öğrenerek yakından onu tanımalıyım diyor. Düşünün, hocaların verdiği bir ülkü var ona. O ülküyü yaşatan bir Fatih var, derdi var, idealist. Babaanne temelden iyi yetiştirdi ama karakter olarak da Fatih Sultan Mehmet'in özünde düşmanının dilini öğrenip düşmanını yakından tanıyabilecek bir kabiliyete bürünmesi de işine hazır olduğunu gösteriyor. Roma'nın dilini öğreniyor, Roma'yı yakından tanıyor. İtalyanca, Arapça, 6 tane dil bildiği geçiyor. İşte Sırpça, Farsça, işte Farsça, Öztürkçe ve Grekçe. Bu 6 dil içerisinden 3 tanesini Arapça, Farsça ve Grekçe'yi, yani Roma'nın dilini çocuk yaşta öğrenmiş. Şimdi Arapça, Farsça'yı öğrenebilir, tamam. O dönemin işte Öztürkçesi, Osmanlı. Ama Grekçe'nin öğrenilmesi bu işe ne kadar dertlendiğinin kanıtı. Ve düşmanının silahı. Bunu 12 yaşında yapıyor. 12 yaşındaki defterde Grekçe harf çalışmaları var. Öğrenmek için ya gayret etmiş ya da öğrenmiş. Ve biz kitaplığına baktığımızda bu dillerle ilgili yayınlar var. Fatih'in on binlerce kitaplığının olduğu özel Topkapı Sarayı'nda kısımda içerisinde İtalyanca, işte Grekçe kitapların olduğunu tanıklık ediyoruz. Fatih bunu anlıyor, konuşabiliyor. Şimdi o yüzden hani şehzadenin bir imparatora dönüşme süreci gerçekleşecek. İmparatora göre kendini hazırlayan. Tabii imparator kelimesi Osmanlı'da hiç geçmiyor. İmperyal kökünden geldik. Kullanılmamış. Ne deniliyor? Padişah deniliyor. Ne deniliyor? Cihan şumul veya alem şumul. Yani dünya çapında bir padişah. Şimdi sultandan bir padişaha geçiş süreci gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve Fatih kendini dünyanın en köklü imparatorluğunu alacak, Roma imparatorluğunu alacak, başına geçecek bir sultan gibi yetiştirmiş, bir padişah gibi yetiştirmiş. Buna hazır olduğu anda da ilginçtir. Şimdi bakın, yabancı dili öğrendi, askeri eğitimi de aldı, iyi bir komutan oldu. Atını iyi sürüyor, kılıcını iyi kullanıyor, atıcılık yapabiliyor, askeri eğitim de iyi. Yabancı dil noktasında iyi, düşmanının savaş stratejilerini öğrenmiş. Bunun yanında top döküm ustalığını bizzat yapabilecek topların çizimlerini mühendis yapıyor. Makine mühendisi diyoruz, evet, bugünkü hayat. Ve bunun yanında edebi yönünde gelişmiş bir şair. Avni. Avni mahlasıyla işte şiirler yazmış. Ve bunun yanında bakın çok farklı meziyetleri kendi bedeninde buluşturabilmiş. Siyasetçi. Aslında devlet başkanlığıyla askeri komutanlık birbirinden farklı, bugünkü gibi değil Osmanlı. İkisini bir bedende eritiyor ve ikisini layıkıyla yapabilen bir şahsiyet. Evet. Yani bugünkü reisi cumhur, bugünkü genelkurmay başkanı, bugünkü hani bir makine mühendisi, şair, bunun yanında yabancı dil bilen bir alim diyebiliyoruz. İlahiyatla ilgili dini ilimlerde derinlemesine eğitim alabiliyor. Ve bu eğitimin sahni semanda kendisine özellikle bir oda tahsis ediyorlar. O odayı da hakkıyla aldığı geçiyor kayıtlarda. Yani diyorlar ki sahni semanın içerisinde bir müderris odası talep eder Fatih Sultan Mehmet. Ve Fatih Sultan Mehmet'e derler ki burada oda sahibi olabilmek için imtihana girmen lazım. İmtihana girmen lazım. Müderris payesine sahip olman lazım. Paye içinde gerekli imtihana girdikten sonra kendi üniversitesinde bir müderris kürsüsü alabildiği geçer kayıtlarda. Yani bir müderris seviyesinde, bir profesör seviyesinde bir dini ilime de derinlemesine sahip bir hükümdardan bahsediyoruz. Sıradan bir hükümdar değil. Üçüncü ayak karakteri. Dördüncü ayak ise sosyal çevresi. Evet. İrfan Bey, sosyal çevresi Fatih'in kütüphaneler. Sahn-ı Seman kütüphanesi gibi sarayın içerisinde kütüphanesi var. Kütüphanelerin yanında ilim adamları var. İlim adamlarını çağırıyor. Kendi huzurunda ilmi münazaralar yaptırıyor. Ve bundan müthiş lezzet alıyor. Hatta bazen kazanan tarafı, ilmi tartışmalar, müzakereler yaptı, kazanan tarafı ödüllendiriyor. Diğer tarafı da teşvik ediyor. Yani bu tarz, hani şu an biz ilmi bir konuyu konuşuyoruz. Çok daha derin bir ilmi konuyu konuşan sarayda, padişahın başında, alanında otorite hocaları düşünün İrfan Bey. Bu otorite hocalar padişahın huzurunda konuşuyorlar ve padişah iki gruptan baskın olan hocaya hemen bir
bedel veriyor veya işte bir ödül veriyor. Şimdi takdim ediyor bunu. Bu da o sosyal çevresi bir yerde. Zafer Bey, yani o kadar güzel bir tablo var ki ortada. Yani anne mükemmel. Evladını her türlü şeye hazırlayacak şekilde dualarla, besmeleyle, haram yemeden yetiştiriyor. Baba hakeza öyle. Çevresindeki alimler, din alimleri, tertemiz İslam pınarından bilgileri çocuğa aktarıyorlar. O çocuk idealleri var. O idealleri onlar ona vererek o kendi karakterini de büyütüyor. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman tabii bu bulmacanın, bu olmazsa olmaz şeylerin parçaları eksik. Çok doğru. Yani şu anda baktığınız zaman elinizi sallasanız sapkın din adamlarına çarpıyor. Ondan sonra çocuklar öyle hassas anneler elbette vardır. Çocuklarının aman haram lokma yedirmeden işte her şeyin ince ince dini ilmine bakarak yetiştirecek. Babalar hakeza öyle. Herkes bir an önce işte çocuk en güzel üniversiteye gitsin, en güzel maaşlı işe girsin derdi telaşı içerisinde. Kimsenin derdi büyük değil. Evet. Yani herkes hayat müddetince benim çocuğum para pul içerisinde yaşasın, zengin olsun, gerisi önemli değil. Sancı yok burada. Evet. Yani devletini, milletini yarınlara taşımak sevdası, kaygısı, karın ağrısı yok. Yüreklerde bir sızı yok. Evet. Tabii şimdi şunu sormak isterim size. Yani evet. Fatih Sultan Mehmet dönemi, şehzadelik dönemi. Şimdi bir şehzade cihan şumul bir padişah olmaya hazırlanıyor. O zaman Osmanlı çok mu güçlü? Yani bütün bunları Osmanlı çok güçlü ordusu olduğu için, çok güçlü bilim teknolojide çok güçlü olduğu için veya tam tersini düşünelim, rakipleri çok güçsüz olduğu için mi başardı? Yoksa gerçekten öyle bir güç dengesi yok ama çok çalışarak, dinin emirlerini yerine getirerek, milli hisleri harekete geçirerek. Orada ben hep şunu söylerim, yani lider çok önemli ama evet. Liderin arkasında duran, en arka saftaki, en arkadaki kişi de liderle aynı şeyi düşünüyorsa başarı geliyor. Yani bütün toplumun bireyleri aynı hedefe kilitlendiyse ancak başarı geliyor. Yoksa Fatih Sultan Mehmet'in döneminde Roma'da veya diğer düşmanlarda o kadar güçsüz değillerdi. Güçlülerdi, evet. Güçlülerdi. Haçlılar güçlüydü. Ama Fatih'in etrafında o lider, o büyük liderin etrafında en az, en değersiz görevli bile Fatih'in düşüncelerine haiz. Onu hissediyor, onunla olmak istiyor. Bir birlik, beraberlik vardı. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani o motive olmayla ilgili. İnanın Fatih diğer şehzadelerden farklı mıydı? Bütün şehzadeler bu eğitimi alıyordu. Ve dönemin koşullarında etrafta güçlü devletler vardı. Bu noktada hiçbir tereddütümüz yok. Diğer devletler de güçlüydü. Osmanlı vasat bir devletti. Fatih aslında olmak ya da olmamak rolünü bir şekilde oynuyordu bu fetihle. Fetih de ya dünya çapında bir imparatorluğa dönüşecek bir Osmanlı olacaktı ya da geriye çekilip Anadolu'da ufak bir devlet olmaya, beylik olarak veya devlet olarak devam edecek ufak bir oluşuma dönüşecekti. Hatta Fatih'in karşısında onu ümitsizliğe aşılayan kişiler de oluyordu. Çandarlı gibi. Çandarlı gibi. Ama Fatih'in yanındaki bazı hocaları Akşemseddin gibi ümit varlık adına da onu koşuluyordu. Şimdi burada ilk baştaki dertsizlik ciddi bir sıkıntı. Fatih'in bir derdi vardı. Bu dert kendisine Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bırakılmış idi. Bütün Osmanlı bu dertle dertlenmişti. Ama şu bir gerçek, Fatih birazcık daha bunu kendi içinde bir uhde olarak tutup gerçekleştirmek üzerine dava haline getirdi. Aynen öyle. Yani bunu idealize etti kendi içinde ve dedi ki ben ya öleceğim ya bu dert uğruna, bu derdi yerine getireceğim, hayata geçireceğim. Bunun için şöyle çıkışları var fetih esnasında. Biz şimdi Fatih'in çocukluk dönemindeki okumaları fetih esnasında bir şekilde yaşananlarla bağdaştırabiliyoruz. Yansımaları var. Mesela 53 günde düşüyor şehir.
50. günde, 49. günde artık denizden olan yardımlar bir şekilde Roma'ya gidiyor. Denizden yardım gidince asker ümitsizliğe düşüyor. Daha önce olduğu gibi yine şehir düşmeyecek diye. Artık hani askerin tamamen böyle mukavemesi, sağlamlığı azaldığı bu esnada Fatih'in atıyla beraber Marmara sularına girip ya ben Konstantiniyye'yi alırım ya Konstantiniyye beni diye bir çıkışı var. Herkesi ümit var ediyor. Bazen kendinin ya niye düşmüyor bu şehir? Gemileri karadan yürütüyoruz. Büyük şahi topları döktürüyoruz. Rumeli Hisarı'nı yaptırıyoruz. Alttan işte lağımcılar tünellerle girmeye çalışıyor. Grejiva denilen Rum ateşine karşı bizim tekerlekli kulelerimiz var. Yaklaşıyor, onları engelliyor. Niye düşmüyor bu şehir diye kendini de ümitsizliğe düştü. Otakçılar tarafında büyük otağını kurup şahi toplarına emir vermesine rağmen şehir düşmeyince 40. günlerde mesela ümitsizliğe düştüğü esnada Akşemsettin ona ümit var mektuplar yazdığına yine tanıklık ediyoruz. Yani dediğiniz gibi bu dert, bu ideal yalnızca Fatih'in değil. Fatih'in yanındaki o A takımının bir kısmının beyninde. Hatta onlar daha fazla dertlenmiş çünkü Resulullah'tan alınan bir değer var. Bir değer var. Bunu ibadet ruhu ve şevkiyle Akşemsettin'in, Zahmas Paşa'nın sahiplenmesi ve Fatih'in bu dertle dertlenmesi gerekirse bu uğurda hepsinin şehadete hazır olduğunu ortaya koyması Fatih'i daha da motive ediyor. Zahmas Paşa gibi kişiler de var mı? Var. Fatih'in ümitsizliğe düştüğü anlar var mı? Beşer şaşar. İnsanoğlu bazen şaşıyor. Fatih çocukluk çağlarında dedik ya birazcık aşırı. Fazla haşarı olduğu zamanlarda, yani afacan davrandığı zamanlarda, yaramazlık yaptığı zamanlardaki kısımdan buraya geleceğini kimse tahmin edemezdi. O kısımlardaki Molla Gürani'nin onu görmesi, Akşemsettin'in işlemesi buraya doğru sürekli motive ederek getirmesini sağlıyor. Yani bu dört ayak dediğimiz ayak var ya, dört ayak Fatih'in gerçekten hem dimağını şekillendiriyor, hem ruhunu şekillendiriyor İrfan Bey, hem de enteresan olan şu, Fatih'in zor anlarında yanına alabileceği manevi azığın kaynakları oluyor buralar. Yani Fatih şehir düşmedi değil mi? Hemen Fetih Suresi'nin ayetlerine sığınıyor. Kim öğretti? Molla Gürani öğretti. Şehir düşmedi değil mi? Hemen Akşemsettin'in öğrettiği sabır ayetlerine, secdede duaya sığınıyor. Yani bu iş yalnızca duayla olmaz diye yanındaki mesela Zahnus Paşa'nın öğrettiği askeri teknik önlemleri de alıyor. Yine babasının kendine özellikle hani yaptığı cihatlarda gösterdiği savaş teknikleriyle yine motive buluyor. Yani Fatih hem manevi yönünü komple bir lider. Tabii hem teknik yönünü çok iyi kullanabildiği için devletin ön plana çıkıyor. Dua ile ilgili bütün önlemleri alıp dikkat edin. Teknik bütün önlemleri alınca dönemindeki şahi topu dünyanın en büyük teknik silahı burada diye geçiyor. Burada bir soru sorayım size. Evet. Fatih dönemi, Osmanlı'daki eğitim sistemi, tamam şimdi lider yetişiyor da liderin de A takıma ve ciddi anlamda bir şeye ihtiyacı var. Bilgili millete ihtiyacı var. Evet. Osmanlı milleti nasıl eğitmiş, nasıl bir eğitim sistemiyle eğitmiş? Şimdi Fatih dönemine kadar büyük çapta bir eğitim sistemi yok. Ama Şehzade'nin aldığı eğitim gerçekten nitelikli bir eğitim. Toplumun genelinde lonca dediğimiz esnafların çok etkili ahlaki ve eğitim sürecinden yaşayarak geçtiğini biliyoruz. Ahilik dediğimiz bir süreçten, süzgeçten geçiyor. Medrese eğitimi daha çok isteyenler ve kabiliyetli olanlar içerisinden seçilenlerle gidiyor. İznik'te kurulmuş, Bursa'da kurulmuş, Edirne'de. İşte ilk medrese mesela İznik'te, Orhan Gazi döneminde kurulmuş. Orhaniye Medresesi diye geçen medreseler var. Ama bakın bunlar Fatih'in aldığı İstanbul içerisindeki Sahn-ı Sema'nın çok vasat bir altyapısı. Çünkü Sahn-ı Sema'da dünya çapında bir üniversitenin temellerini atıyorsunuz siz. Evet. Ve Sahn-ı Sema'da şöyle kayıtlar var. Şimdi onu söyleyeceğim. Fatih yetiştiği eğitim sistemini çok iyi hisselleştirmiş. Ama onu cihan şumul bir hale getirmiş bir imparator olmuş. Yani sıradan aslında bir eğitim sistemi var. Toplumun içerisinde medreselerde, şehzadelikte bu biraz daha üst seviyede veriliyor. Ama Fatih'in bunu alıp universal tarzda bir medreseye dönüştürmede önce olduğunu görüyoruz. Sahn-ı Sema'na, bakın kayıtlarda geçiyor bu, dünyanın dört bir tarafından öğrenci gelmiş. Fransa'dan, Viyana'dan gelen var. Almanya tarafından gelen var. Avusturya'dan gelen var. Paris'ten gelen var. Londra'dan gelen var. Öğrenciler Arapça zorunlu dil olduğu için
Arapçayı veremedikleri için geri gitmişler. Arapçayı geçemedikleri için. Dönemin bilim dili Arapça. Arapçayı bilmeyince o Arap kaynaklarını tarayamayacakları için. Bugün biz ne yapıyoruz? Aynı sistem bakın. Niye onlar buraya geliyorlar? Çünkü sahne semanın bir benzeri yok Avrupa'da. Yok. Yani dünya çapında Süleymaniye'yi daha sonra bir üst seviyeye kanunun taşıdığına şahit gideceğiz. Yani burada aslında Osmanlı'nın eğitim sisteminin temelini de büyüyünce, büyük çapta bir dünya çapında devlet olunca içini dolduracak. Hani onun layıkına yaraşır bir şekilde bir medreseyle süslediğine tanıklık ediyoruz. Ama Fatih'in şu hususunu da es geçmeyelim. Fatih yabancı kaynaklardan istifade ettiği gibi ya da yabancı hocalardan da istifade etmiş. Çok iyi bir hoşgörü eğitimi almış. Aldığı şehirde hoşgörü imparatorluğunu da çok iyi korumuş. Rumlara, gayrimüslimler içerisinde Ermenilere vesaire yaklaşık bir 38 tane farklı ırktan insan olduğu geçiyor İstanbul'da. 38'e yakın farklı ırk. Bunların Balat civarından tutun da sur içerisinde. Bütün Fatih'e yayıldığını düşünün. Hepsine de izin veriyor. Ama bana tabisiniz, bize bağlısınız. Artık başınızda biz varız. Biz sizi korumakla mükellefiz. Dini özgürlüğünüzü biz sağlayacağız size. Bunu yalnızca İstanbul'a yapmamış. Aldı Osmanlı yapmış. Rumeli'de fethettiği yerlere de yapmış. Bu zaten Türk İslam töresidir. Yani çok bizim doğru. Bizim hiçbir liderimiz, hiçbir hakanımız, padişahımız fethettiği yerde zulüm uygulamamış. Dayatma yok. Zorlama hiç yok. Irk, din, dil zorlaması, dayatmasının yerine özgürlüğünü korumakla mükellef görmesi enteresan. Bosna'da Fransızken Kilisesi, dünyanın hiçbir yerinde kalmayan Fransızken Kilisesi, Fatih'in amannamesi sayesinde ayakta kalmış bugün. Evet, Fransızkenler esamesi okunmazken başka. O amanname hala duruyor. Duruyor orada, evet, kilisenin içerisinde. Şimdi Fatih'in dini hoşgörüsünün yansıması da buralarda var. Çocukluk döneminde aldığı o kültürün, hocalarının, bir İtalyan hocası var, Venedik hocası var, bunlardan aldığı o kültürün yaşattırılmasını da bir şekilde aldığı o Roma'da sağlaması söz konusu. Hatta şundan da hiç yerinmiyor. Ben Kayseri Rum ünvanını da kullanabilirim diyor. Osmanlı'nın şeyi yok. Yani öyle bir kompleksi yok. Hiç kompleks yapısı Fatih yok. Fatih kompleks değil. Gayrimüslimlere istedikleri hakları veririm diyor. Fakat bunu başka yollarda değil, kanuni yollarla gelip benden istesinler diyor. Başka yollarla izlemeye işte, hani bir şekilde yaparlarsa onun da hızlı bir şekilde cezasını da veriyor. Ya Osmanlı'nın bu tarz Ermenilere istedikleri halklar veriliyor. Rumlara veriliyor Fatih döneminde. Bakın Ayasofya kılıç hakkı olarak sadece camiye çevriliyor. İşte bazı büyük kiliseler camiye çevriliyor. Ama onun dışında birçok kilise, havra, sinagog dini ibadetlerini de yapıyor. Yani Fatih yapan sırrın içerisinde aslında bu hoşgörü imparatorunu da oluşturması geliyor. Sizin sorduğunuz soruya çevirelim bunu şimdi. Evet. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet gibi nesiller neden yetişmiyor? Bir, Roma gibi büyük bir derdimiz olması lazım. Ve o dertle dertlenecek nesiller olması lazım. Ha, o derdi çocuk nasıl ortaya çıkartacak? Şimdi çocuğun artık İstanbul kılıç dağılındı, top dağılındı. Şimdiki geçer akçe ne? Kalem, yazılım. Ben bir kere dünyanın en gerekli geçer akçeleriyle donanacağım diye düşünmesi lazım. Fatih şu an yaşasaydı çok iyi bir yazar olurdu. Çok iyi bir donanımlı makine mühendisinin yanında yazılımla ilgili çok iyi bir uzman olurdu. Dönemin geçer akçesini çok iyi donanım olarak alıyor kendisine. Ve onunla ben dünyanın dört bir tarafına İslam'ı nasıl yayabilirim diye dertlenirdi. Sarayda kalıp geniş topraklara hakim olup onları yönetmek yerine daha fazla yere İslam bayrağını nasıl dalgalandırabilirim derdine düşmesi lazım insan. Bunu da bir şekilde kendi içinden motive ederek istemesi lazım. İlgi ve merakla okuması lazım çocuğun ve Fatih gibi örnekleri görüp ya ecdadımız bundan 500 yıl önce, 550 yıl önce çok zor, daha az imkanlar, evet, zor yapmışlar. Koşullarda bunu nasıl başarmış? Fatih inanın bir babadan, bir imparator babadan, sultan babadan doğduğu için, babası zaten imparator değil, sultan baba devletin başında. Devletin başındaki bir babadan doğduğu için Fatih olmuyor. Fatih zorluklara karşı bilendiği için, yanındaki çandarlının başaramazsın dediği, başkalarının alamazsın dediği Roma'yı alacağım diye inat ettiği için. Bakın derdi için inat edebilmek, hakkın rızasına kendini adayabilmek. Fatih de vücuda bir şekilde girdiği için Fatih sıradanlaşan bir şehzadeden bir imparatora dönüşmüş oldu.
Yani burada bir motive edici, sağlam bir derde ihtiyacımız var. Bu dertle çocuğun dertlenmesine ihtiyacımız var. Ve Fatih'in ve o tarz büyük, hani işte devlet adamlarının hayatını okuyup kendini motiveye sürüklemesi gerekiyor gençlerin. Burada ilgi ve merak çok önemli. İrfan Bey. Yani çocuk ilgi duyduğu alanlarda okuma yapmalı. Merak ettiği alanlarda okuma yapmalı. Burada bir dayatma olmamalı. Ve burada dua sırrını Osmanlı'nın çok etkili kullandığını biliyoruz. Dua silah Osmanlı'da. Silah gibi dua da silah. Besmelesiz, ayetlerin derdine dermanı olmadığı bir dönem yok neredeyse Osmanlı. Ayetlere bizim gibi bakmıyorlar. Anlıyorlar, kavruyorlar. O gün canını sıkıldı. Değil mi? Can sıkıntısına iyi gelen ayeti zammı sure olarak namazda okuyorlar. Biz hiç böyle bakmıyoruz. Veya camilerin içerisinde manidar ayetler koyuyorlar. Girerken nasıl gireceğini anlatın. Çıkarken nasıl çıkacağını. Mesela kubbenin üzerine arş-ı alemle ilgili ayetler koyuyorlar. Siz bir kubbeye bakıp şaşırmayın. Hocam Osmanlı edep medeniyetiydi. Edep medeniyeti ayetin ve hayatın içerisine girdiği. Yani dinin, İslam'ın her şeyiyle yaşandığı, dediğiniz gibi hayatın her aşamasına girdiği ve gerçekten bundan da bunu zevkle yaptığı bir şeydi. Şimdi maalesef bundan çok uzağız. Artık Fatiha'yı bilmeyen, Besmele'yi bilmeyen gençlikler var, çocuklar var, aileler var. Ama bütün bunlar olmasına rağmen ümit varız yine. Çünkü gerçekten hassas bir şekilde yarınların sancısını yüreğinde taşıyan insanların da gençlerin de sayısı oldukça fazla. İnşallah olur. Rabbim emsallerini artırsın. Amin. Fatih amin. Gibi nesiller yetiştirmeyi nasip etsin bizlere inşallah. Çünkü elbette bir toplumun tamamının mükemmel olması da mümkün değil. Elbette. Fakat toplumun genelinin orta seviye üzerinde olması lazım ki bunların arasından çıkacak liderler de liderlerin eksiklerini tamamlayabilsinler. A takımı diyorsunuz. A takımı Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi bütün sultanlarda önemli. Bugün önemsiz mi? Bugün de önemli. Çok bugün doğru. Bugün bir idarecinin kalitesi, iş yapabilirliği, takımının kalitesi ve becerisiyle doğru orantılı. Siz ne kadar iyi olursanız olun, sizin ekibiniz iyi olmazsa yapacağınız işler sınırlı oluyor. Onun için çok okumak lazım. Belki de şimdi günümüzde moda, herkes diyor bir şey yap, çok iyi yap, diğer şeyleri bilmene gerek yok diyorlar. Ben buna da katılmıyorum. Hezar fen olmak lazım. Tabii. Yani bin ilimli. Bir insan makine mühendisi ise aynı zamanda edebiyattan da anlayabilmeli. Sanattan da anlayabilmeli. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyabilmeli. Sureleri bilebilmeli. Çok affedersiniz. Yani İslami kuralları, hayatın içerisinde elini yıkamayı, işte camiye giderken ne yapması gerekiyor, yolda yürürken ne yapması gerekiyor, bunların hepsini bir bütün olarak İslam'ı hayatına nüfuz ettirebilmesi başarının anahtarı. Biz şimdi İslam ülkeleri başarısız diyoruz. Şu kadar sıkıntılı, bu kadar kavga, bu kadar şey. Bunda İslam'ın suçu yok. Buradaki suç İslam'ı yaşamayan bu ülkelerin vatandaşlarında. Tabii. İslam'ı yıllardır yaşayan... Zihniyette sıkıntı varsa bunu bir dine çevirmek sıkıntı yani. Hani dine mal etmek sıkıntı. Oradaki o zihniyetteki sıkıntıyı da kaçırmamak lazım. İşte evet. Burada zihniyet biraz... çok bozuk. Şimdi bakın şunu söyleyeyim İrfan Bey. Biz burada şunu da yaptık. Yani ben kitapta özellikle tartışma olmasın diye Fatih'in kendi eşyaları üzerinden Fatih'i değerlendirmeye çalıştım. Mesela Topkapı Sarayı'nda kılıcı var. Evet. Gidin görün diyorum. Kılıcın üzerinde yazan ayetler, dualar. Ya Rabbi bunu sadece senin yolunda, senin için kullanmayı bana nasip et. Bu mealde dualar var ve bu mealde ayetler var. Ya Rabbi bunu Allah Allah nidalarıyla İslam'ı dünyaya yaymak için kullandırt bana. Bunu makam için, mevki için, para için, ganimet için kullandırtma. Benim derdim toprak değil, toprak sevdası değil. Bakın, ülkeye bakın, derde bakın. Benim derdim senin rızanı bütün aleme yaymak. Ben bu kılıcı nefsim için sallarsam
ihanet etmiş olurum senin dava. Yani. Ben bunu senin için sallayacağım. Allah Allah nidalarıyla senin dinini yayacağım. Şimdi bazıları İşin bu hamaset geliyor. İşin şifresi burada. Çok doğru. Yani bu her şeyin şifresi burada. Aslında burada ince bir nokta var. Burada enteresandır. Trabzon seferine çıkmış. Duymuşsunuzdur. Evet, Trabzon seferi esnasında da yanındaki bir Sare Hatun diye yaşlıca bir hanım ona diyor ki yani bu kadar zahmete ne gerek var? Düşüyor, atından düşüyor, üzeri işte sıyrılıyor, elbiseleri falan dikenli içerisine düşmüş. Yani Trabzon dediğin nedir? Hünkârım bunca sıkıntıya değsin. Sen zanneder misin diyor, bizim derdimiz Trabzon'dur. Ben gazi ünvanıyla anılıyorum. Yarın bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağım. Sarayda oturup ülkeyi yönetmekle mükellef değilim. Allah'ın dinini tüm dünyaya yaymakla mükellefim. Gazi isek bu işin hakkını vermeliyiz diyor. Ve gidiyor Trabzon'un imparatorluğunu da devletine katıyor. Yani bu bakış açısı Fatih'i Fatih yapan sır. O kılıcına da sirayet etmiş. Diyor ki bunu sadece hak yolunda hakkın rızası için kullanabiliriz. Aldığımız yerlerde de bakın bu da çok enteresan. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ağaçlara, hayvanlara zarar vermeyesiniz. Sefer esnasında. Eli silah tutan asker el aman dilerse esir alına. Yani esir hukukuna dikkat ederek bir yerin fethedilmesi söz konusu. Siz şimdi bir yeri bu şekilde fethederseniz, gönülleri de fethederseniz aldığınız yeri ihya edip dünyanın en gelişmiş ülkesine çevirebiliyorsunuz. Peki hocam kitabınızda bahsettiniz mi bilmiyorum ama bir de Kont Vlad'la çocukluk döneminde bir ilişkisi var. Evet evet bu filmlere de yansıdı. Filmlere de yansıdı. Ben şeye de gitmiştim Romanya'da Bran Şatosu'nda Kont Vlad Dracula'nı olarak evet. adlandırılan orayı da çok iyi biliyorum. O coğrafyayı da iyi biliyorum. Evet. Özellikle Hamza Bey'i şehit ettiği dönem ve Fatih Sultan Mehmet'in seferi esnasında vahşice yollara kazıklar çakılarak bekledi. O yolları hep gezmiştim biliyorum. Nedir o işin aslı? Var mı? Doğru mu? Ya şimdi biz açıkça söyleyeyim birazcık daha bu tarz hani efsanevi tarihlerin içerisinde böyle süslemeyi çok seviyoruz. Bir de ya, eğer Tokat Kalesi'nde bu, esir olduğu falan evet, söylenir. Yani bu şöyle bazı kısımlarda efsanevi abartma olayı çok fazla. Osmanlı'nın içerisinde şehzadelik döneminde Fatih'le beraber kaldığı ve iyi bir bey olarak ileride hizmet etmeye dönük belki çalışmalar yaptığı bunlar kayıtlarda geçiyor olabilir. Ama onun ötesindeki sonraki süreçte gidip başka bir ülkede Osmanlı'ya karşı savaşıp bunun cezasını gördüğü. Ama diğer kısımlar birazcık daha ayrıntı kısımlar işte kazıklı voyvoda kısmı işte o kazıkların dikilmesi öldürülme olayı şehadet olayı var ondan dolayı sefere çıkma olayı var. Yani bazı kısımları kayıtlarda geçiyor ama diğer kısımlar bizdeki hani sinema tarzında veya işte böyle birazcık daha böyle izlenilir hale getirme amacıyla süsleyerek biraz sahneye sürme adına zorlama bir senaryoya dönüştürülmüş. Özünde Fatih Sultan Mehmet'in şu geçiyor. Aldıktan sonra yani işte amacı Roma'yı gerçekleştirdi. Hemen bir Balkan seferine çıkacak ki garantiye alacak aldığı yeri. İşte nerelere gitmiş onlar detaylı olarak geçiyor. İşte Bosna Hersek'e, Eflak Boğdan'a Romanya'ya bugünkü Kırım tarafına gitmiş Karadeniz'i kapatmış. Sırbistan, Arnavutluk, Mora buraları almış. Şimdi Eflak Boğdan'la buraların alınıp Balkanların Osmanlı'ya geçmesi esnasında Balkanların da tek gücü olmuş. Babasından aldığı aslında bir nasıl diyelim hedefin sonuna gelmiş oluyor. Balkanların tamamını alacağım. Onun aslında derdini de tam öleceğine yakın zamanlarda Otranto'yu almasıyla anlıyoruz. Diyoruz ki bu bütün Avrupa'yı istiyor ama ömrü vefa etmiyor. Otranto biliyorsun İtalya'nın evet. başkenti. Yani burada Balkanların hepsine bir şekilde hakim olunca Balkanlardaki ufak beyliklerin rahatsız olması söz konusu. Fatih sadece ihanetle zarar veren bazı beylere orada intikam demeyelim ama karşılık vermek durumunda kalıyor. Şimdi Fatih'in hoşgörüsü de yüksek. Disiplin olarak cezası da şiddetli bir padişah. Hatta çekinirlermiş bazı devlet adamları. Şöyle geçer, hocalarıyla olan ilişkilerinde geçer bu. Bütün devlet adamları titreyerek dururdu karşısında. Şiddetinden, disiplinden etkilenirdi. Ama Fatih Sultan Mehmet ilim adamlarının yanında müthiş bir müşfik, şefkatli. Hatta bazen gayri ihtiyari bir hürmetle ayakta böyle edeple dururdu.
Fatih inkasında dünya titreyerek duruyor. Elçiler veya üst düzey devlet yöneticileri geliyor. Sadrazamla görüşüyor. Kendisiyle görüşemiyor. Kendisiyle görüştüğünde de çekiniyor insanlar. Ama aynı Fatih Molla Gürani'nin karşısında edeple ayakta Molla Gürani yayılmış bir şekilde. Bunların görüntüleri var. Çizim olarak minyatür görüntüleri elimizde mevcut. Arşiv kayıtlarından çıkan görüntüler mevcut. Ve Fatih'in en çok sevdiği olay sarayın içerisinde bu siyasetten sıyrılıp ilmiye sarığı sarıp ilmin içerisinde kaybolmak. Ehli tasavvuf hocaların içerisinde o derslerle kendinden geçmek. Yani manevi terbiye Fatih'i müthiş etkilemiş ve Şeyhülvefa'nın dergahına gidip orada kalmak istemiş. Akşemseddin'e gidip tabi olup onlarla kalmak istemiş. Ama onlar kılıcının keskin olması gerektiğini söyleyerek pek müsaade etmemişler. Yani Fatih'in bu yönü de enteresandır. İlim yönü de çok derin, siyasi yönü de çok kat'i. Ama bir taraftan dedik ya, yabancı dilden tutun da, şairliğinden tutun da, askeri eğitimine kadar her yönüyle çok baskın olduğu için ve yaklaşık bir 30 yıl yönetimde olduğu için bulunduğu yerlerin hakkını vermesi söz konusu. Mesela bir örnek, İstanbul alındı. Normalde ne yapar Fatih gibi karakterde biri? Ayasofya gibi bir cami yapar ve der ki bundan sonra buraların hepsi benim ismimle anılacak. Onu yapmıyor Fatih. Gidiyor Havariyun Kilisesi'nin olduğu kısma Fatih'in Sahn-ı Seman medreselerinin temelini attırıyor. Ama bütün A takımı olan paşaları yanına çağırıyor. Diyor ki gidin İstanbul'un dört bir tarafını alın ve siz kendi hayır eserlerinizde işleyin orayı. Bu zaferde sizin de payınız olsun. Payınız var. O payınızın İsminiz karşılığı. Kalsın. İsmi kalsın. Koca Mustafa Paşa, Kasım Paşa. Bakın bunlar sonraki paşaları düşünün. Kasım Paşa, Deniz Paşası. Mahmut Paşa onun döneminin paşası. Murat Paşa. Bakın ismi verilmiş Murat Paşa'ya. Evet. Bugünkü Aksaray'daki Murat Paşa, Mesih Paşa Lahire'deki. Hep onun dönemi. Mahmut Paşa. Hep onun dönemi paşaların kurduğu semtler. Kasım Paşa ondan sonraki. İşte Koca Mustafa Paşa aynı, Davut Paşa yine ondan sonra, Cerrah Mehmet Paşa yine aynı. Yani şehri paşalara imar ettiriyor. Tek kendi bu paydan nasipdar olmak istemiyor. Onların da. Rumeli Hisarı'nı yaptıracak, yine aynısını yapıyor. İstese tek başına yaptırabilir. Rekabet ortamı olsun, hızlı yapılsın diye Çandarlı bir kule, Saruca Kulesi, Saruhan Kulesi. Kendi de bizzat taş taşımış, harç karmış diye geçer kayıtlarda ki 4 ay 10 günde işte 100... Büyük başarı. Evet, 120 günün biraz üzerinde, 132 günde bittiği geçiyor kayıtlarda. 4,5 ayda koskoca Rumeli Hisarı'nı bitiriyor. Şimdi bu şevklendirme yönüyle Fatih aslında işte diyoruz ya, her yönüyle gerçekten besberrak olduğu için tabiatındaki elmas tamamen ortaya çıkmış. Çoğu şehzadede vardır o elmas ama işlenip tamamen ortaya çıkmıyor. Bazen kendileri işleyemiyorlar, bazen yanındaki hocalar işleyemiyor. Fatih'in şu sözü de meşhurdur. Benim en büyük şansım Akşemseddin gibi, Molla Güran gibi, Şeyhülvefa gibi hocalarla çağdaş olmam. Aynı zamanda yaşamam. Diğer şehzadeler de yaşıyor ama diğer şehzadeler istifade edemiyor o kadar. Ama Kanuni Yavuz Sultan istifade ediyor. Yavuz Sultan Selim yine Zembilli'den istifade ediyor. Evet. Yani öyle düşünün. İbni Kemal'den istifade ediyor. Hani bu atının ayağından sıçrayan çamurun hikayesini biliyorsunuzdur. Bugün hala türbesinde Yavuz'un var. O yüzden Yavuz oluyor. Dikkat edin. O yüzden Kanuni oluyor. İşte 2. Abdülhamit yine dönemindeki Şazeli tarikatının şeyhlerinden gerçekten istifade ediyor. Onlar parlatıyor. Özlerinde de bu var. Ve bazen elinin tersiyle bütün dünyanın o saltanatını yitip ben tarikatın içerisinde sana tabi olmaya geldim. Ben sadece burada bu tekkede Cenab-ı Hakk'a layıkıyla kul olmak için geldim. Beni bırakın yanınızda kalayım diye de yalvaran bir hükümdara da dönüşebiliyor. İşte o incelik, o sıradanlık bazen. Fatih'i Fatih yapan sır. Burada da gizli. Bu yetişme tarzını yakalayabilirse şimdiki gençler, yani bir yönüyle tasavvufi bir derinliğe sahip olsunlar ama bir yönüyle de Fatih'in rasyonel bir bakışı var. Şahit topunu döktürebiliyor. Yani iyi bir makine mühendisi olun ama bunun yanında gidin Hüdayi Tekkesi'nin içerisinde diz kırıp oturabilirsiniz. Diz kırıp oturup tabi olmayı da öğrenin. Sizin makine mühendisi olmanız buna engel olmasın. Şimdi bu tabiatta öğrenciler var gerçekten bizim etrafımızda, çevremizde. Rabbim emsallerini artırsın. Diyorsunuz ya yetişecek, inanın yetişecek. Ben üstün yetenekli çocuklarla bir dönem çalıştım. O çocukların en büyük derdi bu. Duygusallar. Niye hocam ülke kalkınmıyor? Niye bizim ülkemizdeki yetişmiş insanlar buraya işte katma değer oluşturamıyor? Niye biz daha hızlı kalkınamıyoruz diye
gününü gün edip dertlenen çocuklar var. Bir örnek vereyim daha iyi anlayın. Soma faciası olduğu esnada yatmayıp ben yerin altında nasıl bir işçi yaşayabilir diye kıyafet üreten öğrencimiz vardı bizim. Kıyafet üretmiş. O kıyafetle yerin altında işte 48 saat kalabilecek bir tasarım yapmış. Sırf aynı sıkıntıyı başkaları daha sonra çekmesin diye. Sırf çocuklar babasız kalmasın diye. Yani bu tarz çocuklar var. Rabbim inşallah Fatih gönüllü nesillerin yetiştirilmesine muvaffak kılar bizi de bu çalışmalarla. Amin inşallah. Zafer Hocam, yani bu millet gerçekten genetiği itibariyle bu millet atalarının o temiz niyetinin bakiyesi bir millet. Çünkü bugün genetik olarak var. Var. Hamdolsun ki var. Bunu nerede gördük? 15 Temmuz'da gördük. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Yani Çanakkale gerçekmiş dedik. Evet, evet. Şimdi milleti için, devleti için, milli değerleri için ölmeyi göze alan bir gençlik bu milleti yaşatmayı da göze alır. Elhamdülillah. Onun için tabii ki şeref verdiniz. Gerçekten çok istifade ettik. Programımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Rabbim tekrar yaşatmasın 15 Temmuz'ları bize. Amin, amin. Ama o neslinde yetişmesini inşallah sürekli nasip eder. Biz yetiştireceğiz. Bazen dediğimiz gibi yani bir beladan... evet, bir musibet, bin beladan iyidir. Evet. Elbette. Ama şimdi biz ne konuştuk? Bir lider nasıl yetişir? Bir liderin yetişmesi için öncelikle tertemiz bir anne lazım. Çok doğru. Harama, helale dikkat edebilen, İslami hassasiyetleri olabilen, evladını ta karnındayken gizleyip, koruyup, muhafaza eden, ona gelecekle ilgili muştuları müjdeleyebilen anne lazım. Sağlam karakterli, tertemiz bir baba lazım. Çocuğunu temel bilgileri verebilecek. Ondan hemen sonra İslam'ın tertemiz pınarından feyiz almış, kendini geliştirmiş İslam alimleri lazım. Çok doğru. Ve Türk'ün, Müslüman'ın sancısını anlatabilen insanlar lazım. İnşallah bunlar elbette var, elbette geleceğimiz için de geçerli. Dünyanın her bir tarafında imdat bekleyen masumlar, mazlumlar var. Biz önce kendimizi koruyacağız, güçlü olacağız. İlimde, teknolojide, silahta, her türlü konuda Türkiye olarak güçlü olacağız ki güçsüzlerin yanında olabilelim. Kaygımız bu. İnşallah şefaatlerden ailelesin bizi inşallah. Rabbim onlar gibi yaşamayı nasip etsin. Onlar gibi dertlenmeyi nasip etsin. Dertsiz millet sıkıntılı millettir. Rabbim gerçekten o derdi içimizde bir ömür boyu beşikten mezara kadar yaşatıp onu kendi yolunda kullanmayı hepimize nasip etsin, dinleyenlere nasip etsin. Fatih gibi olmanın sırrı o derdi sürekli bizim atalarımızın tutmak. Derdi dünyalık değildi. Çok para, mal, mülk, toprak kazanmak değildi. Bu bizim töremize de girmiştir. Evet. Onlar Allah'ın sözünü taşımayı kendilerine şiar edinmişlerdi. Evet. Onun için davası ne kadar büyük olursa başarı da o kadar güçlü olur. Davası Allah olanın yardımcısı da Allah'tır. Evet. Sevgili seyirciler, Kitabi programından da bugünlük bu kadar. Son bir sözü de kapatalım mı? Tabii ki, buyurun. Şimdi Fatih'in hayatını anlatan söz, o siz söyleyince aklıma geldi. Allah'a kul olan cihana sultan olur. Amenna ve saddakna. İşte programın özeti bu. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için. Umarım beğenmişsinizdir programımızı. Haftaya Kitabi programında tekrar karşınızda olmak üzere efendim. Allah'a emanet olun.